Kulübümüzü 2010 yılında Diyarbakır'da kurduk. Farklı meslek kuruluşlarından çalışan ve havacılığa gönül vermiş bir grup arkadaşlar bir araya gelip böyle bir kulüp kurmaya karar verdik. Hava sporlarını yapıyoruz. Özellikle yamaç paraşütü ve motorlu yamaç paraşütü olmak üzere. Faaliyetlerimiz bu yönde. Aynı zamanda hava sporları, yani özellikle yamaç paraşütünün eğitimlerini ve tandem uçuşları gerçekleştiriyoruz. Biz işte hep söylüyoruz kendimize, biz düz bir kentin paraşütçileriyiz. Yani dağımız yok ne yazık ki. Şu anda bulunduğumuz Kırklar Dağı irtifası çok yüksek olmadığı için burada yamaç paraşüt uçuşları için çok elverişli değil. Ancak motorlu yamaç paraşüt için, yani bizim zaten kulüp vizyonumuz da budur. Biz Diyarbakır'ı bir paramotor cazibe merkezi haline getirmek gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de aslında defalarca yetkililerden yardım taleplerimiz oldu. Ancak herhangi bir gelişme olmadı. Mesela böyle bir alanın bu iş için tahsis edilmesi, bir hava park yapılması bunun önünü açacaktır. Eğitimlerimiz hızlanacaktır. Aynı zamanda Diyarbakır'ın bu tarihi kentin turistlerini de farklı bir açıdan Diyarbakır'ı izleme olanağı da sağlayacaktır. Motorlu uçuşlarla sur üzerinde pekala güzel uçuşlar gerçekleştirilebilir. Hemen her hafta olmasa da hava koşulları uygun olduğu müddetçe organizasyonlar yapıyoruz ama genelde il dışına gitmek zorundayız. Çünkü dediğim gibi burada aslında Ergani ilçemizde de uygun bir alan var. Hatta orası için çalışmalar da başlattık ama o da sonuçlanmadı. Ne yazık ki yarım kaldı. Bu konuda da yine taleplerimiz olacak. Belediyeyle, kaymakamlıkla gerekirse valilikle tekrar görüşmeler yapmayı ve bu sporu tanıtmayı, yaygınlaştırmayı, insanları gökyüzüyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Gençlerden aslında çok rağbet var. Üye sayımız 50'nin üzerinde, şu an net rakam bilmiyorum ama 50'nin üzerinde üyemiz var. Aktif olarak bunun yarısından fazlası aktif olarak halen bu sporu yapıyor. Ama dediğim gibi işte herhangi bir destek söz konusu olmadığı için bütün pilotlarımız kendi imkanlarıyla, kendi malzemeleriyle ne yazık ki bu faaliyetleri gerçekleştiriyor. Git.